11-ci hadisimiz ilonni ko'rib qo'rqqandan o'ldirmaslik haqida. İnsoniyatga zarar zahmat yetkazadigan zararli kundalardan xalos bo'lishlik, bularda tinchlik yo'q qilishlik o'z-o'zidan ma'lum bo'ladigan narsalardan. Endi ana shu zarar kundalardan bittasi ilon bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-hayyatu ma salamnahum mundu harabnahum." فَمَنْ رَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَقْتُلْهُ فَاِنَّهُ لَا يَبْدُوْ لَكُمْ مُسْلِمُوهُمْ وَمَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلَيْسَ مِنِّي. İlanlar dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Abu Davud'dan getirilen hadis. Ular bilen uruşkenden beri ularını salamat kaldırmadık. Şunun için kim ki ularını körüp kalsa öldürsün. Zaten ularının Müslümanları sizlerle körün müydü? Kim ki korkup ulardan biron narsani tark qilsa bizdan emas. Jinlar ilon shakliga kirib ko'zimizga ko'rinishi mumkin. Jin bo'lishi mumkin u. Lekin jinlarning musulmoni musulmon odamni ko'ziga ko'rinmaydi. Ular o tog'larda, o uzoq joylarda yashaydi. Payg'ambarimizga ahd bergan ular musulmonlar uyida bo'lmaslikka. Tushunarlimi? Musulmonlarda sizlarni ko'zingizga ko'rinmaydi deb payg'ambarimizga marhamat qilyaptilar. Yana bir rivoyatda ilonni o'ldirib qo'ysam oqibati chatoq bo'ladi deb, oqibatdan qo'rqib o'ldirmagan odam mendan emas deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aytdi, gohida jinlar ilon suratiga kirib yuradi. Ularni musulmonlarda sizlarning uyingizga kirmaydi, sizlarga ko'rinmaydi jumlasida shunda bir ishora bor. Payg'ambarimiz aytganlar Imom Tabaroniydan, Mujamul Kabirdan uqtulul hayyat kulla فَمَنْ تَرَكَهَا خَشْيَةَ ثَعْرَهَا فَلَيْسَ مِنَّا. İlanlarının hamasını öldürünler, kim ki onların intikamından korkup onlarını terk kılsa, bizden emas. Muhaddisler tomonidan mazkur mavzudaki hadis, quyidagi ibaralar kılan, zikir kılıp keltirişken, bana bir kança körünüşlerini okuyumuz. مَنْ تَرَكَهَا الْحَيَّةَ خَشْيَةَ ثَعْرَ فَلَيْسَ مِنَّا. Kasas oladı menden, üç oladı dıptırıp, ilan da öldürmeyken mendenmez. Men ra'a hayyatan falam yaktulha, mahafata talabiha faleyse minna. Kim bir ilanını körüp, onu izleşiden korkup öldürmezse bizden emez. Kim ki bitti ilanı öldürse, onge yetide savab oladı. Kim ki bitti kurtunu öldürse, onge bitti savab. İnsange zarar etkisi oluyor kurt endi bu. Kim ki ilonni talab qilishdan qo'rqib tark qilsa, u bizdan emas. Ehtimol ilimsizlik uchun ilonni ko'rdi, rahmi kelib qo'yib yubordi. Qani ilimsizlikni musibatligini, to'g'ri ish qildim, rahim shafqat ko'rsatdim deb savob qildim deyapti, o'zi aslida nima qilyapti? Gunohkor bo'lyapti. Ilm o'rganishimiz kerak. Mana endi ana shu ilonning ayrim turlari haqida payg'ambarimizdan hadis bor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar, İmam Ahmed ve Tabarani'den keltirilgen bu hadis. Uqtulul hayyat. Faman vajada za tufyatayn vel abtara falam yaqtulhuma falaysa minna. Fa innahuma allazani yaqtifani el basara ve yusqitani ma fi butunin nisa. Nima uchun öldürekenligi ham, nima uchun öldürish kerakligini ham payg'ambarimiz aytayaptilar. İlonlarni öldüringlar. Kimki ikki chiziqli ve dumi kalta ilonni topganda onu öldürmese bizden emas. Çünkü bu ikkovi közünü kamaştırıp kör qiladi ve xotinlarning qornidagi narsasini bolasini tushirib yuboradi. İkkita ilon aytildi. Dumi kalta, dumsizga o'xshaydi ve kuragida belida ikkita chizig'i bor, bu ko'zni nurini ketkizadi, ko'zni ko'r qilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi nima deyildi? Homilani tushishiga sabab bo'ladi. Bilamidi shu narsani? Rasululloh xabar bermasa-da. Xabar bermasa, qo'y, jonivorga rahim shafqat qilib o'tkazib olishli mumkin bo'ladi. Bu akalar, bu shariat bu. Shariat aytibdi, bu odamga zarar qiladigan zarar ko'randa, falan 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 ishlari bor. Shuning uchun qatl qilinglar. Kim o'ldirmasa bizdan emas, deyapti. Biz musulmonlarga aytyapmiz bu gapni.
Abu Umar aytadı. Zu tufiyatay onu belide ikkita oq chizig'i bo'ladi. Endi al abtari xuddi dumi yo'q deb bo'ladi. Dumsizga o'xshaydi. An-Nasr ibn Shumayl aytadiki, bu ilon dumsizga o'xshaydi. Agar unga homilador ayol ko'zi tushib qoladigan bo'lsa, homilasi tushib ketib qoladi. Nahana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellema an qatlil jinan allati takunu fi buyut ghayri di tufiyataini vel batra. Mana endi qanaqa ilonni o'ldirib bo'lmasligi ham aytilyapti. Bu hadisni o'qiganimizda aytdi-ku, hammasi o'ldiriladimi yoki hammasi qo'yib yuboriladimi? Fa innahuma tutmisanil absar va taqtulani avlad al habala fi butunihim. Faman lam yaqtulhuma falaysa minna. Rasulullah deyaptılar. Ayşe anamız radıyallahu anh'dan bu hadis İmam Ahmet'ten kirtildi. Rasulullah bizni üylerde boladigan iki çizikli ve dümü keltelerden özge cinlerini, özge ilanlarını öldürüşten kaytargandılar. Yani bu yetirgi iki de sıfatı bulmasa öldürmeyi koruyorlar deyapt peygamberimiz. Lekin şuna kap olsa elbette öldürüyorlar. Çünkü bu iki oğları közlerini kamaştıradı. Hamiladorlar karnedeki balalarını öldüradı. Demek kim ki bu ikkovini öldürmese bizden emas.